dan doğan pozisyonumuzu muhafaza edeceğiz. Ahmet yani Hızlı Yemen hızlı. Yapalım. Hemen hızlı, hızlı dakika yapalım. var. hatta yapalım. daha az bir sürede olabilir. Çok, Çok hızlı hızlı gidelim. Çok hızlı. Gidelim. hızlı. Ahmet Spor isminden herhangi bir rahatsızlığınız ya da benzer bazı çıkışlar oluyor o spor kulübünün ya da İyi Parti'de daha önce siyaset yapan barınamayan Ensarayoğlu'nun söylemleri sizin partinizde yer alabilecek mi? Efendim şöyle. Türkiye'de Siyasi ortalamamızı ben e, hep tarif ediyorum. Biz Ay Yıldızlı Al bayrağın altında mezhep, meşrep, din, ekalliyet tartışması yapmadan, kimlik dayatmasına ihtiyaç duymadan, kimsenin kimseyi rahatsız etmeden yaşayabileceği, <laughs> hukukun egemenliği altında, demokrasi standartlarında yüksek bir ülke olmak zorundayız. Biz yorulduk Hasan Basri Bey. Bak biz yorulduk. Neden yorulduk? Kimlik tartışmasından yorulduk, din tartışmasından yorulduk, mezhep, meşrep kavgasından yorulduk, sağa sol çatışmasından yorulduk, yaka paça olmaktan yorulduk. Fark ettik ki bizim birbirimizi boğazlamamız üzerine geliştirilen bir takım senaryolar. Bu yorgunluğu nasıl çözeceksiniz? Dolayısıyla efendim şöyle. Ben Türkiye ay yıldızda al bayrakla problemi olmayan, ben bu devletin vatandaşıyım, ben bu milletin bir ferdiyim diyebilen, Mezhebi ne olursa olsun, meşrebi ne olursa olsun, aidiyeti ne olursa olsun, dili ne olursa olsun, dini ne olursa olsun... ...herkesin büyük Türk milleti şemsiyesi adı altında şerefiyle, izzetiyle yaşayacağı bir ülke hayal ediyorum. Ama bu şöyle bir şey değil. Efendim ne kimsenin kimliğini, ne kimsenin dinini, ne kimsenin mezhebini, ne kimsenin meşrebini inkar anlamına gelmediği gibi... ...siyasetin münakaşa alanında efendim ben kimliğimi sana dayatıyorum, ben inancımı sana dayatıyorum alanının da kapatılmaz gerektiğine inanıyorum. Peki. O yüzden bu yaşadığımız tecrübeler bana şöyle bir şey söyleme mecburiyeti doğurdu. AK Partili yıllarda muhasebe. Efendim sağ sol çatışmasının muhasebesi. Alevi sünnik kavgalarının muhasebesi. Sağ sol tartışmasının muhasebesi. Dindar layık tartışmalarının muhasebesi. Osmanlı Cumhuriyet kavgalarının muhasebesi beni şuraya getirdi. Mezarları etrafında tartışan bir millet. Mezhepleri etrafında boğuşan bir millet. Yaşantısı ve yaşam şekli etrafında birbirini gırtlaklayan bir millet inandıkları yüzünden başkalarının canını okumayı kendine hak gören bir millet ayağa kalkamaz. O yüzden din, mezhep, beştep tartışması bırakıyoruz, ufka dönüyoruz. 85 milyonun bir millet, 85 milyonun da eşit olabildiği bir siyasal alanı Demokrasi yüksek, hukuk standartları yüksek, dünyayla baş edebilen konforlu güçlü bir ülke kurmak zorundayız. Siyaset bu lakırdılarla zaman kaybedemez. Peki sözü alıyorum. Şimdi İyi Parti'ye girmeyeceğim. Kerem Kırçıval'a sözü vereceğim Olun. ama ilerleyen dakikalarda sorum olacak o konuyla ilgili ama sizin partinizi konuşurken şunu da merak ediyorum. İyi Parti bir kurultaya gidiyor. Dört tane aday var ve bir değişim olacak gibi görünüyor. Eğer İyi Parti içerisindeki siz de çok emek veren isimlerden biri olduğunuz için soruyorum. İyi Parti içerisindeki değişim istediğiniz gibi olursa geri döner misiniz? Efendim benim İyi Parti ile ilgili bir gündemim olmadan açıkladım. Hepsi arkadaşım. Ayrılırken de kemsöz etmedim. Halen kemsöz etmiyorum. Yani hanımefendi bıraktı ya da en azından kongre sürecine götürüyoruz. Tamam. Nasıl bir genel başkandı? Son bilmiş şöyle. Ben genel başkanların ben bir sormaya